Arkadaşlar, ikinci videoya başlamadan önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Anlattığım olaylarla ilgili görsel bulmak çok zor olduğundan bazı durumlarda bulabildiğim en alakalı görseli kullanmam gerekiyor. Örnek olarak kuşatmadan bahsederken İstanbul kuşatmasını betimleyen bir görseli kullanmak zorunda kalabiliyorum. Hazırsanız ikinci videomuza başlayalım. Osmanlı kaynaklarında Moskov Seferi olarak da bilinen 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı, iki devlet arasında yapılan ilk büyük savaştır. Rus Çarlığı güçlenmekte olan bir hükümdarlıktı ve Rus Çarı 1. Alexey, güneye açılma stratejisine uygun olarak Kozakların, yani Osmanlı'daki adıyla Kazakların topraklarına gözünü dikmişti. Ancak Osmanlı Devleti'nden de çekiniyorlardı. Rusların bu emellerinin farkında olan Osmanlı Devleti, Dnieper Nehri'nin iki yanına yayılmış olan Kozak topraklarının hatmanlığına, yani yöneticiliğine Osmanlı yanlısı olan Doroshenko'yu getirmişti. Böylece devletin kuzey sınırlarında tampon bir beylik kurulmuştu. Beyliğin merkezi ise Çehrin'di. 1675 yılına gelindiğinde Ruslar Çehrin'i kuşatmış, ancak kale Osmanlı egemenliğinde kalmıştı. Fakat bir süre sonra Ruslardan askeri ve mali yardım gören Doroshenko, Osmanlı Devleti'ne ihanet edince bu tampon beylik Osmanlı egemenliğinden çıktı. Bunun üzerine Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Doroshenko'nun azledildiğini bildirdi. Yerine ise Kozak Hatmanı olarak o sıralarda İstanbul'da tutuklu bulunan Yorgi İhmilikçi atandı ve sefer hazırlıklarına başlandı. Osmanlı Devleti'nin bu atamayla amacı, Kozaklar arasında önemli bir şahsiyet olan Yorgi'nin nüfuzundan faydalanarak Kozakları ikiye bölmekti. Sultan 4. Mehmet, daha sonra başarılarından dolayı melek olarak isimlendireceği Serdar Şeytan İbrahim Paşa'yı Çehrin'i Ruslardan geri almakla görevlendirmişti. 1676 Mart ayında Osmanlı kuvvetleri Tuna Nehri civarında toplanmaya başlamıştı. Serdar İbrahim Paşa'nın amacı, Ukrayna'nın en muhkem kalesi olan Çehrin'i ele geçirmek, ikinci darbeyi ise cephane ve mühimmat stoklarının bulunduğu Kiev'e vurmaktı. Sefer hazırlıklarını duyan Ruslar hemen kalenin tahkim faaliyetlerine giriştiler. Çehrin'de tamir ve tahkim faaliyetleri sürerken Türklerin Tuna Nehri civarında toplandıklarına dair haberler geliyor. Bu haberler düzenli olarak Moskova'ya rapor ediliyordu. 30 Temmuz 1677 senesinde Çehrin önlerine gelen Osmanlı ordusu, kalenin nasıl ele geçirileceğine dair birkaç gün süren keşif faaliyetlerinden sonra 3 Ağustos'ta Çehrin'in güney ve doğusundaki tepelere yerleşmeye başlamıştı. Ancak çok sert bir arazi üzerinde bulunan ve hendeklerle güçlendirilen Çehrin kalesinin zaptı oldukça güçtü. Yerleşmesini tamamlayan Osmanlı ordusu 4 Ağustos'ta Osmanlı himayesinde bulunan Ataman Yorgi aracılığıyla teslim olmaları hususunda Çehrin garnizonunda bulunan Kozaklara haber göndermişti. Yorgi mektupta Kozakların meşru atamanının kendisi olduğunu belirtiyor, teslim olmalarını emrediyor, teslim olmaları halinde canlarına, mallarına ve hürriyetlerine dokunulmayacağını taahhüt ediyor, aksi takdirde sonlarının felaketle sonuçlanacağını ifade ediyordu. Bu sırada kaledeki komutanlar General Romodanovski ve meşhur Rus komutanı Prens Galitsin'e haber göndererek acil yardım talep etmişlerdi. Bunun üzerine Ruslar Osmanlı ordusunu kale önlerinde karşılamak için 80 bin ila 100 bin kişilik bir orduyu General Romodanovski komutasında Çehrin Kalesi'ne yardıma göndermişlerdi. Kuşatma başlamadan önce iki tarafın kuvvetleri arasındaki durum şu şekildeydi. Osmanlı ordusu 15 bin Yeniçeri olmak üzere 40 bin asker ve 60 top, Rus Kozak Birleşik Ordusu 12 bin asker ve 45 toptan oluşuyordu. Mektubun süresi dolunca Osmanlı lağımcıları büyük azim ve gayretle siper açmaya, kurdukları tabyalar ile de kaleye adım adım yaklaşmaya başladılar. Bu sırada General Romodanovski kumandasındaki 80 bin ila 100 bin mevcutlu Rus Kozak Birleşik Ordusu Dnieper Nehri'ne gelmiş, yardım için nehri geçmeye hazırlanıyordu. Emrindeki 16 bin askerle Rusların nehri geçişini engellemekle görevlendirilen Kırım Hanı Selim Giray, bu geçişe engel olamamış ve savaşın seyri Rusya lehine değişmişti.
Rusların nehri geçmesiyle iki ateş arasında kalma tehlikesini sezen Serdar Şeytan İbrahim Paşa, 29 Ağustos 1677'de muhasaranın kaldırılmasına karar verdi. Bu suretle 1677 tarihli 1. Çehrin Seferi Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanmış oldu. 3 hafta kadar süren bu seferde birçok top ve malzeme düşmanın eline geçti. Osmanlı Devleti'nin başarısızlığıyla sonuçlanan 1677 tarihli 1. Çehrin Seferi, Sultan 4. Mehmed'i oldukça öfkelendirmiş, kale üzerine yapılacak 2. sefere bizzat katılmayı kararlaştırmış, başarısızlığın sorumlusu olarak gördüğü Serdar İbrahim Paşa ve Kırım Hanı Selim Giray'ı da görevlerinden azletmiştir. İkinci kez Çehrin üzerine sefere çıkan Osmanlı ordusuna Padişah 4. Mehmet Silistre'ye kadar eşlik etmiş, bu sefere daha iyi hazırlanan Osmanlı ordusu kuşatmaya 21 Temmuz 1678 günü başlamıştı. 150 kadar top ve kalabalık bir kuvvetle savunulan kaleye Rus generali Romanovski yine yardıma gelmiş ve ordugahını Tasma suyu yakınına kurmuştu. Ancak Tasma suyuyla kale arasındaki köprüler yıkılınca Romanovski'nin kaleye yardım etme imkanı kalmamıştı. Üç tarafı bataklık olduğundan ancak bir tarafından yaklaşılabilen Çehrin'in muhasarasına güçlükle devam edilirken bu arada yardıma gelen Ruslarla da kanlı savaşlar oluyordu. Bu yüzden kale gereği gibi kuşatılamıyordu. Hatta bir ara Ruslar gece karanlığından faydalanarak 20 bin kadar askeri kaleye sokmayı başardılar. Sadrazamın otağında yapılan istişarede bazılarının muhalefetine rağmen muhasaraya devam kararı alındı. Sadrazam, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın soğukkanlılığı ve top savaşını başarıyla yürütmesi, kumandanların ve askerlerin maneviyatını kuvvetlendirdi. Sonunda kale duvarlarının altından açılan iki lağımın patlatılması ve hemen ardından yapılan genel bir hücumla kale kuşatmanın 33. günü alındı. Muhafazası çok zor olan bu kale tamamen yıkıldı. Daha sonra düşmanı takip eden Osmanlı kuvvetleriyle Ruslar arasında kanlı çarpışmalar olduysa da kış mevsiminin yaklaşması üzerine ordu serdarlığına Kara Mehmet Paşa'yı getiren Mustafa Paşa Edirne'ye döndü ve 4. Mehmet tarafından büyük iltifatlarla karşılandı. Bir süre sonra Rusların tekrar Dinyeper Nehri'ni geçerek Osmanlı topraklarına saldırması üzerine yeni bir sefer kararı alındı. Fakat Osmanlı ordusunun hareketini duyan Rus çarı Kırım Hanı aracılığıyla barış istemek zorunda kaldı. 1679'da Kırım'ın merkezi Bahçesaray'da başlayan barış görüşmeleri ancak 1681 yılında sonuçlanabildi. Bu ilk Türk-Rus anlaşması ile iki devlet arasında 20 yıllık bir mütareke yapılmış, Dinyeper Nehri sınır kabul edilmiş, Kırım Hanlarına verilmekte olan yıllık verginin aksatılmadan gönderilmesi, geçen 3 yıllık verginin toptan ödenmesi, buna karşılık Kırımlıların da Rus topraklarına akın yapmamaları kararlaştırılmıştır. Mevsim şartları ve kalenin mevkii yüzünden gerek kuşatma gerekse ordunun dönüşü esnasında çok sayıda askerin ölümüne yol açan bu sefer zaferle sonuçlanmışsa da Çehrin ancak 8 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış, daha sonra Rusya'nın eline geçmiştir. Bu bakımdan artık nihai hudutlarına varmış Osmanlı Devleti için biraz gereksiz ve pahalıya mal olmuş bir sefer olarak değerlendirilebilir.